Fransızlar savaşa büyük bir özgüvenle girmekteydi. Halk ve siyasetçiler zaferden kesinlikle kuşku duymuyordu. Paris'te sokaklar Berlin'e, Berlin'e diye çınlamaktaydı. Bir Paris kitapçısının raflarında Berlin'deki Fransızlar için Fransızca-Almanca sözlük kitabı sergilenmekteydi. Askerler hangi Almanya şehrine gitmek istediklerinin sohbetini yapıyor, halk arasında Almanların kaç günde mağlup edileceğinin tartışması yaşanıyordu. Ülke bütünüyle tam bir gurur ve kibir abidesiydi. Seferberlik çalışmaları başlamış, ordu hazırlıklarını neredeyse tamamlamıştı. Fransa, ordusunda bulunan bütün subaylara Alman kentlerinin haritalarını vermişti. Fakat en önemli haritayı unutmuşlardı. Fransa haritası. Avrupa'nın kaderini değiştirecek savaşa giden taşlar kağıt ve mürekkeple döşenecekti. Devletler arasında kağıtla başlayan diplomatik mücadele barutla sona erecekti. Prusya'nın Avusturya karşısında kazandığı, dozu Bismarck tarafından iyi ayarlanmış zafer oyunu bütünüyle değiştirdi. 1866 yılında imzalanan Prag Barışı ile birlikte Almanya'nın kaderi de değişecekti. Bu anlaşmaya göre Avusturya Germen Konfederasyonu'ndan çekiliyor ve bu konfederasyon ortadan kalkıyordu. Almanya, Main Nehri'nin kuzeyi ve güneyi olarak ikiye ayrılıyordu. Schleswig ve Holstein toprakları Prusya'nın oluyordu. Avusturya bu topraklar üzerindeki bütün haklarından vazgeçiyordu. Avusturya, Venedik'in İtalya'ya ait olduğunu kabul ediyordu. İki ülke arasında yaşanan bu savaş, 3. Napolyon'un bütün hesaplarını alt üst etmişti. Bu savaşın çıkacağını tahmin etmekteydi. Fakat bu kadar kısa süreceğini hiç beklemiyordu. Fransız hükümeti bu ani zafer karşısında dehşete düştü. Kabine üyeleri Fransa'nın derhal harekete geçerek Ren bölgesini ele geçirmesi yönünde baskı uygulamaya başladı. İmparatoriçe Öjeni de aynı fikirdeydi. İmparatoriçe'ye göre Bismarck'a asla güvenilemezdi. Savaş Bakanı Jacques-Louis Rendon da aynı fikirdeydi. Napolyon'a birkaç hafta içinde 250.000 kişilik bir ordu hazırlayabileceğini söylese de Napolyon, ilerleyen yaşından dolayı böyle bir savaşı kaldıramayacağı cevabını verdi. Prusya'nın Avusturya'yı yendiği günlerde Fransa, Prusya'ya karşı dişlerini bilemeye başlamıştı. Prusya ise Prag Barışı'ndan sonra Germen Konfederasyonu devletlerinin Avusturya ile bağlarını kesip Prusya'ya bağlamak üzere harekete geçti. Bismarck, devletlerin temsilcileriyle Aralık 1866'dan Nisan 1867'ye kadar Berlin'de görüşmeler yaptı. Bismarck'a göre ileride tarihin akışını değiştirecek bir operasyona adını verecek olan Frederick Barbarossa'nın uyuyan rüyası gerçekleşmek üzereydi. Bu birleşme çalışmalarını Alman ismine eski ihtişamını geri vermek olarak niteleyen Bismarck, toplantılarda hem baskıcı hem uzlaşmacı bir tavırdaydı. Görüşmelerin sonunda Alman İmparatorluğu'nun ilk adımı atılıyor ve Kuzey Almanya Konfederasyonu ilan ediliyordu. Kuzey Alman Konfederasyonu'nun kurulmasıyla Alman Birliği yolu yarılamıştı. Fakat dikenli yol esas şimdi başlıyordu. Üçüncü Napolyon, Prusya'nın büyümesine seyirci kaldığı için ağır eleştirilere maruz kalmaktaydı. İleride 3. Fransız Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olacak Adolphe Thiers, Fransa'nın 2. sınıf devlet durumuna düştüğünü söyleyerek gözyaşlarını tutamayacaktı. Yakınlarından birisi de Napolyon'a, "Prusya'nın genişlemesine engel olunuz. Savaş gerekiyorsa tereddüt etmeyiniz. Bundan daha büyük ve bundan daha şerefli bir savaş olmayacaktır" diyerek imparatoru savaşa davet ediyordu. Eylül 1865'te Biarritz'te 3. Napolyon'la yapılan bir toplantıda Bismarck, Fransa'nın Avusturya'ya karşı yapılacak savaşta tarafsızlığı karşılığında Belçika ve Lüksemburg'un bazı kısımlarını ilhak edebileceği imasında bulunmuştu. Ancak net konuşmamıştı. Napolyon, dağılan özgüveni Biarritz üzerinden toparlamak istiyordu. Hem Bismarck, Biarritz'te kendisine bir takım vaatlerde bulunmamış mıydı? Ancak Bismarck, Biarritz'teki görüşmeyi hatırlamaya hiç niyetli değildi. Fransa'nın Berlin elçisi Benedetti'nin isteklerini reddeden şansölye bir karış bile toprak veremeyeceğini Fransa'ya iletti. Bu isteğin reddedilmesiyle Fransa, Ağustos 1866'da yeni bir teklifte bulundu. Yeni teklife göre Fransa ile Prusya iki anlaşma yapacaktı. Birinci anlaşmayla Prusya, Fransa'nın Lüksemburg'u almasını kabul edecekti. İkinci anlaşmayla iki devlet arasında bir ittifak oluşturulacak, Fransa Belçika'yı alacak ve Prusya'da egemenliğini Main Nehri'ne kadar yayacaktı. Bismarck'a göre Prusya'nın böyle bir ittifaka ihtiyacı yoktu. Çünkü Fransızların Prusya'dan başka çekindiği bir devlet yoktu. Alman Birliği'nin tamamlanması için Katolik Güney Alman devletlerinin de kontrol altına alınması gerekiyordu. Bunun için de Katolik Fransa ile savaş yapılması gerektiğini biliyordu. Bismarck, Fransızlar eğer Lüksemburg'u ve Belçika'yı istiyorsa buraları kendi kendine almalı diyecekti. Nitekim Napolyon Lüksemburg'u kafasına koymuştu. Lüksemburg, Viyana Kongresi'nden beri Germen Konfederasyonu'nun bir parçasıydı. Fakat Hollanda Krallığı'na bağlıydı. 1866'da Germen Konfederasyonu dağılınca Lüksemburg, Kuzey Almanya Konfederasyonu'na dahil olmuştu. Hatta hala Lüksemburg'da Prusya askerleri bulunmaktaydı. Hollanda, oluşan yeni durumda Prusya'ya endişeyle bakmaktaydı. Bu yüzden 1867 yılında Fransa ile bir anlaşma yaparak 90 milyon frank karşılığında toprakları Fransa'ya sattı. Bu haber yeni kurulan Kuzey Almanya Konfederasyonu'na bomba gibi düşecekti. Zira konfederasyona dahil bir devlet, konfederasyonun haberi olmadan başka bir devlete satılmıştı. Prusya bu satışa itiraz edecek ve Fransa ile zaten gergin olan ilişkilerini daha da gerecekti. 3. Napolyon artık iyiden iyiye Alman Birliği tehlikesini görmekteydi. Bismarck'ın inşa etmeye başladığı siyasetin sonucunda Almanya ve Fransa arasında savaş artık kaçınılmaz hale gelmek üzereydi. Fakat bütün Prusya generalleri savaşı derhal istese de Bismarck, Fransa ile savaşın kolay olmayacağını biliyordu. İyi hazırlık her şeyden önemliydi. Prusya, Fransa ile savaşmadığı her yıl ordusuna 100.000'den fazla asker almaktaydı. Bismarck'ın farkında olduğu bu durumu Napolyon da görmekteydi. Özellikle Avusturya Savaşı'nda şahit olduğu Prusya gücü onu korkutmaktaydı. Adolphe Thiers, durum için artık yapılacak başka bir hata kalmamıştır diyecekti. Napolyon da bu savaştan kaçamayacağını artık anlamıştı. O zaman gerekli tedbirler alınmalıydı. Önce askerlik alımlarında değişikliğe gidildi. O zamana kadar kura usulüyle asker alımı yapılmaktaydı. Kurada adı çıkan kişiler 7 yıl askerlik yapıyordu. Ancak bu sistem bir anda çok sayıda askere sahip olma imkanını kısıtlamaktaydı. Bu yüzden kura usulü kaldırıldı ve Prusya ordusunda olduğu gibi zorunlu askerliğe geçildi. Ancak Napolyon sadece asker almakla Prusya'yı yenemeyeceğini biliyordu. Bu yüzden diplomasiyi kullanmak istedi. Fransa için en uygun müttefik Avusturya'ydı. Avusturya'ya teklif götüren Napolyon hiç beklemediği ret cevabıyla karşılaştı. Çünkü Avusturya'nın durumu korkunçtu. Bir saldırı ittifakı değil, savunma ittifakına ihtiyacı vardı. Her savaş kaybeden imparatorluk gibi milliyetçi hareketlerin bir kez daha alevlenmesinden korkmaktaydı. Ayrıca artık Rusya'nın panslavizm politikası da Avusturya için ciddi bir tehditti. Avusturya Başbakanı Ferdinand von Beust duruma dair harika bir tespitte bulunacaktı. Biz asıl kendi içimizde bir ittifak aramak zorundayız. Fransa için ittifak çabaları sonuçsuz kalmıştı. Böylece savaşın patlak vermesine sebep olan İspanyol veraset krizi çıktığında Fransa hala yalnız bir devlet olacaktı. Berlin'de bulunan Fransız ateşe militeri o günlerde Paris'e savaşın çıkması sadece tek bir kıvılcıma bağlıdır diye yazacaktı. Ateşe militer haklıydı. Prusya Savunma Bakanı General Helmut von Moltke de Mayıs 1868'de Fransızlar Münih'te olmadan önce biz Paris'te olacağız diyordu. Avrupa'nın bu beklenen kıvılcımı çakması için çok beklemeye gerek kalmadı. Zira ateş İspanya'da yandı. İspanya'da Kral 7. Ferdinand 1833 yılında vefat edince yerine 3 yaşındaki kızı Isabel tahta çıkmıştı. Fakat 7. Ferdinand'ın kardeşi Carlos Maria Isidro yasalar gereği kadınların tahta çıkamayacağını, tahtın kendisine ait olduğunu iddia ederek isyan etti ve ülke iç savaşı yaşadı. Savaşı kaybeden Don Carlo tahtı alamadı. Ancak onun yolundan gidenler uzun yıllar boyunca bu davayı devam ettirdi. Ülkede yıllar boyunca 2. Isabel ve Carlistler arasında mücadele yaşandı. İstikrarsız ve baskıcı ortamın sonucunda 1868 yılında gerçekleşen bir askeri isyanla Isabel tahtından indirildi. Yerine meşru bir kral arayışı başlamıştı. İspanyollar Fransa'dan bir adayı hiç düşünmedi. Zira yanı başlarındaki Fransa, 1. Napolyon döneminden beri İspanya ile yakından ilgileniyordu. Yeni hükümet, tacı için Bonaparte Hanedanı yerine Prusya'yı yöneten Hohenzollern Hanedanı'na mensup Leopold von Hohenzollern'i düşünmekteydi. Leopold'un İspanya kralı olmasıyla kuzeyden ve güneyden Hohenzollern Hanedanı tarafından sarılacağını gören Napolyon, bu duruma hemen itiraz etti. Fransızlarla savaşmak için uygun zamanın geldiğini düşünen Bismarck, Fransa'nın rahatsız olduğunu görünce bu meselenin üstüne gitti ve İspanya tahtını kabul etmesi için Leopold'e baskı uyguladı. Fakat Leopold, İspanya tahtını istemiyordu. Prusya Kralı 1. Wilhelm de Fransa ile bir kriz istemediği için bu girişimi desteklemedi. Bismarck'ın istediği savaş avuçlarından kayıp gitmiş gibiydi. Fransızlar istediğini almış, Bismarck'ın hevesi kursağında kalmıştı. Ancak Bismarck, inatçılığıyla ün yapmış birisiydi. İspanyol hükümeti 1870 yılı başlarında Prens Leopold'e ikinci defa teklifte bulundu. Bismarck'ın telkinleriyle gerçekleşen bu teklif yine reddedilecekti. Hem 1. Wilhelm'e hem de Leopold'e baskı uygulayan Bismarck adeta sınırları zorluyordu. Leopold, Bismarck'ın girişimleriyle üçüncü kez teklif edilen tacı kabul edecekti. Leopold'un İspanya Krallık tacını kabul ettiği haberi Paris'e bomba gibi düştü. Fransa'nın Madrid elçisi Leopold seçimini yapan Mareşal Prime, bugünkü şartlarda bir Prusya prensinin seçimi olağanüstü sonuçlar doğurmaktan geri kalmayacaktır diyordu. İspanya krizi Fransa'da ortalığı tam anlamıyla karıştırmıştı. Dışişleri Bakanı Duc de Grammont mecliste yaptığı konuşmada şunları söyleyecekti. Komşumuz olan bir halkın Avrupa kuvvetler dengesini bizim zararımıza olacak şekilde bozacağına, Fransa'nın çıkarlarını ve şerefini tehlikeye atacağına, bunu bize kabul ettirmeye çalışacağına inanmak istemiyoruz. Bu ihtimalin gerçekleşmeyeceğine kesin olarak inanıyoruz. Bu ihtimale engel olmak için Alman halkının sağduyusuna ve İspanyol halkının da dostluğuna güveniyoruz. Eğer durum başka türlü gerçekleşirse görevimizi tereddütsüz ve zaaf göstermeden yerine getireceğiz. Ramon meclisi tam anlamıyla coşturdu. Bütün milletvekilleri ayağa kalkarak yaşasın Fransa, yaşasın ordu, yaşasın imparator, Berlin'e, Berlin'e diye bağırıyordu. Fransa'da tam bir savaş havası esmekteydi. Bu açıklamalar Prusya'da duyulduğunda Bismarck krala tek bir şey söyleyecekti. Derhal seferberlik ilan etmeliyiz. Fransa, Leopold'un adaylığının geri alınması için Prusya üzerinde yoğun bir baskı uygulamaya başladı. Bir hafta kadar süren bu baskının ardından 1. Wilhelm, Leopold'e tahttan feragat etmesini tavsiye etti. Hemen ardından 12 Temmuz 1870 günü Leopold'un İspanya tahtından vazgeçtiği ilan edildi. Bismarck duyduklarına inanamıyordu. Bu haberi duyar duymaz beyninden vurulmuşa dönmüş, istifa etmeyi düşünmüştü. Fransızlardan tokadı yedik ve uysallığımızla öyle bir hale düştük ki Fransa'ya savaş açsak kavgaya yer arıyormuş gibi görüneceğiz. Halbuki bu kara lekeyi sadece bir savaş temizleyebilir. Şansölyelik mevkiinde tutunmamın artık imkanı yoktur. Ancak Bismarck acele etmekteydi. Talih ona beklediği fırsatı çok kısa süre içerisinde sunacaktı. Fransa elde ettiği başarıyla yetinmedi ve daha ileri gitti. Fransız elçisi Benedetti, Ems kaplıcalarında bulunan Kral 1. Wilhelm'i ziyaret etti. Bu ziyarette gelecekte de bir Hohenzollern prensinin İspanya tahtına geçmeyeceği yönünde bir garanti istedi. Bu isteğe şaşıran Kral 1. Wilhelm ne kendisinin ne de bir başkasının böyle bir garanti veremeyeceğini söyledi. Benedetti bir kez daha aynı istekte bulunsa da Wilhelm bu küstahlık üzerine görüşmeyi reddetti. Kral Wilhelm bütün bu olup biteni Heinrich Abeken aracılığıyla bir telgrafla Berlin'de bulunan Bismarck'a bildirdi. Ve artık Bismarck aradığı kozu bulmuş oldu. Milyonlarca insanın bir kıtanın kaderini değiştirecek telgraf, Bismarck'ın hünerli ellerinde başka bir şeye dönüşecekti. Fransızlar savaş tehdidi altında bazı taleplerde bulunmuş, Wilhelm ise bunları reddetmişti. Burası doğruydu. Fakat telgraftan Wilhelm'in uzlaşmacı sözlerini çıkardı. Asıl meseleyi vurgular bir hale getirdi. Telgrafın Bismarck versiyonuna göre Benedetti, olduğundan çok daha talepkar, Kral Wilhelm'de oldukça sertti. Ayrıca elçi tarafından talep edilen tekrar görüşme isteğinin reddedilmesinde de kasıtlı bir hata yaptı. Elçi Benedetti'nin teklifinin reddedildiği Wilhelm'in emir subayı tarafından bildirilmişti. Ancak Bismarck, Fransızca çevirisi için assubay seviyesinde bir rütbe kullanmıştı. Telgrafın bu hali, Fransız milli onuruna vurulmuş büyük bir darbeydi. Fransa'yı vahim sonuçlar doğuracak bir hata yapmaya zorlayacak telgraf artık hazırdı. Bismarck, telgraf için bu Galya Boğazı üzerinde kırmızı kumaş etkisi yapacaktır diyecekti. Telgrafın oynanmış versiyonu ertesi gün basına verilecek ve gerçekten de dediği gibi olacaktı. Bismarck'ın istediği bomba çok kritik bir tarihte patlayacaktı. 14 Temmuz günü, yani Fransız ihtilalinin yıl dönümünde bütün Fransa bu korkunç habere uyanmıştı. Fransızlar milli günlerinde aşağılanmıştı. Daha elçi Benedetti bile yaşananları anlatamadan bütün Fransa ayağa kalkmıştı. Fakat özellikle Paris'te sokaklar bir günde karışacak, toplanan kalabalıklar soluğu Prusya elçiliğinin önünde alacaktı. Ems telgrafı sadece Fransa'da değil, Almanya'da da büyük yankı uyandırmıştı. Bağımsızlığına düşkün Güney devletleri için artık mesele Almanlık meselesiydi. Aynı gün Paris'teki Prusya elçisinden derhal ülkeyi terk etmesi istenecekti. İki ülkenin de sokaklarında milli marşlar söylenmekte, düşman memlekete küfürler yağdırılmaktaydı. Artık Rubikon geçilmişti. Fransa 15 Temmuz'da seferberlik emrini yayınladı. Fransa'dan gelen haberler üzerine Kuzey Alman Konfederasyonu da derhal seferberlik haline geçti. Fransız ordusu asker sayısı olarak barış zamanında 400.000 kişinin üzerindeydi. Bunların bir kısmı düzenli asker, bir kısmı da kura usulüyle orduya katılanlardan oluşmaktaydı. Bu sayının 1 milyonu bulması gerektiği düşüncesi hakimdi. Ancak Fransa, özellikle Cezayir gibi sorun yaşadığı sömürge bölgelerinde de asker bulundurmak zorundaydı. Bu yüzden Prusya'ya karşı sadece 290.000 asker çıkartabilecek durumdaydı. Durumun vehametini gören Mareşal Adolf Thiers derhal harekete geçti. Fransa'da da Prusya gibi zorunlu ama daha kısa bir askerlik hizmeti getirildi. O güne kadar çeşitli sebeplerle askere alınmayan erkekler de Gardemobil ordusuna alınacaktı. Bu ordu Almanya'daki Landwehr'in Fransız versiyonuydu. Ana orduyu takviye etmek için oluşturulan Ulusal Muhafız Birliği'ydi. Yapılan son hesaplamalarla 800.000 kişilik güce ulaşılması amaçlanıyordu. Ancak reformlar tam olarak uygulanamadan savaş patlak verdi. Fransa, yedek askerlerini seferber edemeden tam bir kaos halinde savaşa girmek üzereydi. Prusya ordusuysa çok daha nizami durumdaydı. General Helmut von Moltke komutasındaki Genelkurmay Başkanlığı tarafından kontrol edilmekteydi. Moltke, büyük kuvvetlerin harekete geçirilmesini koordine etmek ve hızlandırmak için yeni teknolojiyi, özellikle de demiryol ve telgrafı yoğun şekilde kullanacaktı. Fransızlara savaş planı Mareşal Thiers tarafından hazırlanmıştı. Ana hedef Prusya'nın Ren bölgesindeki topraklarıydı. Fakat plandan vazgeçildi. Çünkü Güney Alman devletleri ve Avusturya'nın Prusya'ya karşı bir intikam savaşına girişmesi beklenmekteydi. Böylece Almanlar isyan ateşini yakınca Fransızlar onlarla birleşecek, Avusturya-Macaristan kuvvetleriyle birlikte bütün Güney Almanya'yı kurtaracaktı. Ancak Napolyon ve komuta kademesi durumu iyi kavrayamamıştı. Almanlar her ne olursa olsun Almanlarla birlikte hareket edecekti. Avusturya'da mevcut durumuyla böyle bir savaşa girmeyi hiç ama hiç istemiyordu. Savaş baştan sona Fransa için felaket halinde geçecekti. İlk saldırı Fransızlardan geldi. Saar bölgesine giren Fransız ordusu birkaç kilometre ilerleyecekti. Ancak hem strateji hem de istihbarat yönünden büyük hatalar yapan Fransızların ilerleyişi çok kısa sürecekti. Moltke komutasındaki Prusya, karşı saldırıya geçerek Fransızlara korkunç bir yenilgi yaşatmaya başlayacaktı. Ağustos ayında gerçekleşen bir dizi muharebede Prusyalılar Fransa topraklarında başarılar elde etmişti. Özellikle Fransız generallerin yersiz özgüveni, Prusya ordusunun üstün koordinasyonuyla birleşince Fransa ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak Fransa için en kötüsü bu değildi. 3. Napolyon ve Mareşal MacMahon, Prusyalılara yenilip metre çekilen General Bazain'i ve on binlerce askerini kurtarmak için Chalon ordusunu kurdu. 3. Napolyon, Mareşal MacMahon'la birlikte orduyu şahsen yönetti. Chalon ordusu Belçika sınırına doğru harekete geçti. Prusyalılar Fransızları kıskaca almak için bu manevradan yararlandı. Moltke, Prusya 3. ordusuyla birlikte Napolyon ve ordusuna doğru ilerledi. 30 Ağustos'ta Bimon'da onları yakaladı. Fransız ordusu ilk çarpışmada 5.000 kayıp verirken çatışmanın ardından Sedan'a doğru geri çekildi. Sedan'da toparlanmaya çalışan Fransızlar henüz başlarına gelen felaketi tam olarak kavrayamamıştı. Yaklaşan Prusya orduları derhal kentin etrafını sardı ve Napolyon'la birlikte Fransız ordusunu çember içine aldı. Durumu fark eden imparator tamamen kuşatılmadan orduya derhal bölgeden ayrılmasını emretti. Ancak her şey için artık çok geçti. 1 Eylül 1870 günü, Napolyon isminin tarihe karıştığı gün, Fransız ordusu kahramanca mücadele edecekti. Prusya Başkomutanı von Moltke, 200.000 asker ve 800 topluk bir gücün ipini Sedan'da Fransızların üzerine doğru saldı. Kral Wilhelm ve Otto von Bismarck, mücadeleyi yakınlarda bulunan Frenoy tepelerinden izleyecek, olan bitene anbeyan şahit olacaktı. Fransız orduları defalarca kez kuşatmayı yarmayı deneyecek, ancak bütün savaş boyunca başlarına bela olan emir komuta krizleri, farklı komutanlara farklı direktiflerin verilmesi gibi sorunlarla başarıya ulaşamayacaklardı. Buna rağmen Fransızların buradaki mücadelesi Prusyalılar tarafından bile takdir görecekti. Frenoy tepelerinden savaşı izleyen Kral Wilhelm, General Margaret komutasındaki süvarilerin cesurca bütün çarpışmalara girdiğini görünce ne kahraman adamlar demekten geri duramayacaktı. Savaşa giriştiği ilk gün dahi korkunç durumda bulunan Napolyon daha fazla kanın akmasına müsaade etmek istemedi. generallerini teslim olma utancından, birliklerini de katliamdan kurtarmak amacıyla kendisinin esir alınmasına karar verdi. Akşamüstü saatlerinde 3. Napolyon, Prusya Kralı Wilhelm'e bir not gönderdi. "Kardeşim, askerlerimin ortasında ölmeyi başaramadığım için bana sadece kılıcımı senin ellerine teslim etmek kaldı." İmparator ertesi gün sabah saat 8'de kendisini Wilhelm'in karargahına götürecek olan arabaya bindi. Bismarck, Napolyon'u karşılamak üzere yola çıktı. Bir evde görüşmeye başlayan ikili, savaş hakkında saygılı bir sohbet gerçekleştirdi. İmparatorun Kral Wilhelm ile uzlaşmayı umduğunu anlayan Bismarck, imparatora Wilhelm ile ancak kayıtsız şartsız teslimiyet belgesini imzaladıktan sonra görüşebileceğini söyledi. Almanlar adına von Moltke, Fransızlar adına de Wimpfen öğle saatlerinde İmparator ve Prusya Kralı'nın huzurunda teslim anlaşmasını imzaladı. Teslim şartlarına göre Fransız ordusu tüm bayraklarını, toplarını, teçhizatını, silahlarını ve mühimmatını ve kaleyi Prusya'ya teslim edecekti. 80.000 esir Prusya kontrolündeki kamplara alınacaktı. İmparator Napolyon da Prusyalılar tarafından esir alınacak ve Wilhelm Şöhe Sarayı'nda 6 aylık bir esaret dönemi yaşayacaktı. İmparatoriçe Öjeni, imparatorun ve ordunun esir olduğu haberini alınca adeta şok geçirmişti. İmparatorun özel yardımcısına, "Hayır, bir imparator teslim olmaz. O öldü. Bunu benden saklamaya çalışıyorlar. Neden? Kendini öldürmedi mi? Kendi şerefini lekelediğini bilmiyor mu?" diye bağıracaktı. Tulya Sarayı yakınlarında oluşan kalabalıkları gören Eugenie, yaklaşık bir asır önce Marie Antoinette'in yaşadığı akıbeti yaşamak istemedi ve saraydan kaçtı. İmparator Napolyon, Wilhelm Şöhe Sarayı'nda imparatorluğunun çöküşünü ve Leon Gambetta tarafından 4 Eylül'de ilan edilen yeni cumhuriyeti öğrenecekti. Amcası 1. Napolyon için Waterloo neyse, Sedan'da imparator için o olmuştu. O andan itibaren Fransa artık sadece bir cumhuriyet olacaktı. 3. Napolyon'un Sedan'da teslim olduğu haberi Paris'e geldiğinde 2. İmparatorluk bir halk ayaklanmasıyla devrildi. 4 Eylül'de Jules Favre, Leon Gambetta ve General Louis-Jules Trochu, Ulusal Savunma Hükümeti ve 3. Cumhuriyet adına geçici bir hükümet ilan etti. Bismarck o günlerde büyük bir yanılgı içindeydi. Artık savaşın bittiğini, bir an önce müzakerelere başlanması gerektiğini düşünmekteydi. Fakat Jules Favre, Milli Savunma Hükümeti adına 6 Eylül'de bir açıklama yaptı. Fransa'nın topraklarından bir santimini, kalelerinden bir taşını bile veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Prusya, savaşa devam etme kararı aldı. Ancak savaş düşmanla yapılırdı. Fransa topraklarında ilerleyen Prusyalıların karşısına neredeyse hiçbir direniş bile çıkmıyordu. Zira Fransız ordusunun en önemli birimlerinden yaklaşık 200.000 askerden oluşan Ren ordu grubu da Metz'te Almanlara teslim olmak zorunda kalmıştı. Böyle bir manzarada Prusya kuvvetleri 19 Eylül 1870'te Paris'i kuşatmaya başladı. Şansölye'ye göre savaş mümkün olan en kısa sürede bitirilmeliydi. Zira gün geçtikçe durum Prusya'nın aleyhine dönebilir, tarafsız ülkeler savaşa müdahale edebilirdi. Ancak ordu komutanları ahlaki sebeplerle bombardımana karşıydı. Bu yüzden şehri tamamen yıkıma götürecek bir bombardıman gerçekleşmedi. Kuşatma altındaki şehrin durumu korkunçtu. Açlık, soğuk ve hastalıklar yüzünden halk perişan olmuştu. Yine de şehirde Almanlara karşı büyük bir direniş vardı. Fakat Paris fazla dayanamayacaktı. 26 Ocak 1871'de Paris'te bulunan Milli Savunma Hükümeti Prusyalılarla bir ateşkes görüşmesi yaptı. Paris'teki kamuoyu Prusyalılara herhangi bir şekilde teslim olunmasına ya da taviz verilmesine şiddetle karşı çıkmaktaydı. Ancak hükümet şehri daha fazla elinde tutamayacağını, yardımı beklenen diğer orduların da Paris'i kurtarmak için muhtemelen hiçbir zaman gelemeyeceğini fark etti. Favre 2 gün sonra Versay'da teslimiyet anlaşmasını imzaladı ve ateşkes gece yarısı yürürlüğe girdi. Bu savaş yeni bir çağın temelini atacak, Avrupa ve dünya tarihini sonsuza kadar değiştirecek sürecin başlamasına sebep olacaktı. Yıllardır çeşitli alanlarda Birleşik Almanya ülküsü için mücadele eden Prusyalılar istediklerini almayı başaracaklardı. Uzun yıllardır Prusya ve Avusturya arasında Alman dünyasının liderliği tartışması yaşanmıştı. Prusya özellikle Bismarck'ın göreve gelmesiyle kusursuza yakın bir politika izlemişti. Fakat esas düşman Fransa aşağılayıcı bir şekilde dize getirilmişti. Bu milli savaş sırasında birçok Alman devleti resmen olmasa da fiilen Prusya ile birlikteydi. Artık bu birliğin adını koyma zamanıydı. Savaşın kazanıldığı fakat Paris kuşatmasının sürdüğü günlerde Prusya Meclisi'nde bir oylama yapıldı. Prusya Kralı 1. Wilhelm'e imparator unvanının verilmesi ve ülke adının Alman Rahı olarak değişmesi oylandı. 1 Ocak 1871'de çıkartılan kanunla bu karar kabul edildi ve imparatorluk ilanının yapılacağı tarih 18 Ocak 1871 olarak belirlendi. Bu tarih tesadüfi bir tarih değildi. Brandenburg elektörü Friedrich'in kendini Prusya Kralı 1. Friedrich olarak adlandırması ve Prusya Krallığını başlatmasının tarihiydi. Birçok kritik olaya şahit olan Versay Sarayı o gün Alman İmparatorluğu'nun kuruluşunu görmekteydi. Mücadelelerde aşınmış olan sancaklarını havaya kaldıran Almanlar yeni bir çağı başlattıklarının farkındaydı. Otto von Bismarck imparatorluk bildirisini okudu. Hemen ardından Wilhelm'in tek damadı Baden Dükü 1. Friedrich, "Majesteleri Kaiser Wilhelm" diye bağırdı ve diğer katılımcılar bunu 3 kez tekrarladı. Otto von Bismarck 9 yıllık başbakanlık döneminde inanılmaz işlere imza atmıştı. Artık Prusya'nın başbakanı değil, Alman İmparatorluğu'nun şansölyesiydi. Almanya'nın destansı yükselişinin baş mimarlarındandı. Hem içeride hem dışarıda birçok düşmanı vardı. 1866'da söylediği gibi hepsini yenmişti. Hepsini. Artık Bismarck için işler biraz daha iyi olmalıydı. Fakat dünya öyle bir yer değildi. Yeni bir dev yaratmıştı. Aynı zamanda yeni düşmanlar, yeni intikam arzuları da yaratmıştı. Birleşik Almanya'nın kurulduğu 1871 yılı sonrası için Bismarck'ın rüyası denilebilirdi. Fakat Avrupa'nın yeni koşulları Bismarck'ı gece uykularından uyandıracak bir hal almıştı. Bundan sonra Bismarck'ın kabusu devri başlayacaktı.